Hecemiş fail Adana-Mersin arasından başlayıp Toroslara kadar belirsiz devam etmekte. Toroslardan Niğde'nin güneyinden kuzeydoğu 25 derece eğimle Kayseri sınırlarına gelmekte. Kayseri sınırlarına geldiğinde Yahyalar iki tarafından Yeşilhisar, İncesu, Boğazköprü, Erkilet ve Sivas'ın güneyine kadar devam eder. Bu Ecemiş Fay zonu. Ecemiş Fay'ın Yeşilhisar alt segmenti. Başka bir konu da Develi Yeşilhisar Ovası'nın orta kısmından Soysallı tarafına kadar uzanır. Soysallı'dan uzandıktan sonra buradan Erciyes'in tepesinden Ali Dağı'ndan bu da yine Sarıolan'ın kuzeyinden itibaren Derler Fayı'na burada birleşerek devam eder. Ecemiş Fayı şekilde de görüldüğü üzere Yahyalı'ya kadar tek parça, Yahyalı'dan sonra şehri terk edinceye kadar 3 parça, şehri terk ettikten sonra yine tek parça halinde devam eder. Ecemiş Fay zonu üzerinde Saraycık mevkiinde, Karpuz Tekisi Hacılar mevkiinde meydana geldiğini görebiliyoruz. Depremin büyüklüğü 4.8, odak derinliği yaklaşık 7 kilometre gibi. Sığ bir deprem. Ecemiş Fayı'nın şöyle karakteristik özelliklerine bir baktığımızda hem tarihsel dönem kayıtlarında hem de aletsel dönem kayıtlarında yaklaşık 6 büyüklüğünde deprem üretebildiğini, böyle bir potansiyelin olduğunu biz görebiliyoruz. Doğal olarak gerçekleşen 4.8 büyüklüğündeki deprem tipik, tekil, Ecemiş Fayı'na bağlı olarak gelişen bizim için gayet normal niteliği olan bir depremdir. Dolayısıyla bizim için bir anormal bir tarafı yok. Sadece konuşulabilecek tarafı şehrimizi etkisi altına alan bu depremlerin son günlerde sık sık tekrar etmesi ve tekrarlanma süresini biraz daha sayısal olarak şeyin üstüne geçmesi. Bu koşullar altında bir değerlendirme yapacak olursak, ülkemizin Doğu Anadolu bölgesinde Maraş'ta meydana gelen iki deprem, Hatay'da meydana gelen iki deprem, hemen Kadirli'de arka arkaya meydana gelen iki deprem, bundan birkaç gün önce şehrimizde meydana gelen iki deprem ve iki gün önce yine Kayseri'de meydana gelen üç ayrı deprem, bugün sabah yaşamış olduğumuz yeni bir deprem. Bütün bunları kendi başına bir değerlendirdiğimizde aslında ülkemizin ve şehrimizin bir deprem fırtınası içerisinde olduğu, deprem fırtınasına yakalandığımız, çifte depremleri yaşadığımız bir dönemden geçiyoruz. Her ne kadar Ecemiş Fayı, Doğu Anadolu Fay Zonu ve Kuzey Anadolu Fay Zonu ile doğrudan ilişkili olmasa da oradaki meydana gelen bir sıkışmanın göreceli olarak şehrimizi etkilediği, Ecemiş Fayı'nı da tetiklediğini görebiliyoruz. Bu koşullar altında yapılan değerlendirmelerde Ecemiş Fayı'nın en büyük 6 büyüklüğünde deprem üretebileceği, 6'dan fazla daha büyük deprem üretemeyeceği konusunda bir kanaatimiz söz konusu. Fakat son günlerde hem sosyal medya üzerinde hem de basın yayın üzerinde Kayseri'de Ecemiş Fayı zon üzerinde 7'nin üzerinde 7.5'a kadar deprem büyüklüğünde olabileceğini söyleyenler var. Bu yapılan söylenenler ve açıklamalar, sosyal medyadan yayılan bu bilgiler doğru değil. Şehrin hem tarihsel döneminde hem de aletsel döneminde bu tür depremlere hiçbir zaman biz karşılaşmadık. Yapılacak iki şey var. Deprem zararlarına karşı dirençli şehir, deprem zararlarına karşı depremi göğüsleyebilecek dirençli toplum, bir dirençli birey. Eğer biz bunları gerçekleştirmiş olabilirsek, bunları sağlayabilirsek, bugünkü yaşamış olduğumuz orta büyüklükteki bu depremlerden herhangi bir zarar görmeden atlatabileceğimizi ben halkımızla paylaşmak isterim. Bir kez daha geçmiş olsun diliyorum. Bu Doğu Anadolu fay zonu üzerinde Maraş merkezli ve Antep merkezli gerçekleşen depremlerde artçılar yaklaşık 2 yıla kadar sürebileceğini daha önceden de biz paylaşmıştık. Ama şehrimizde deprem fırtınasına yakalanmış olan Kayseri kentinde artçıların birkaç ayla sınırlı olabileceğini ben öngörmekteyim.